Boğazım boşalmak istiyorlar. Çok önemli bir bilgi geldi. Onu Sevgi buraya geldikten sonra açıklayacağım. Duygu da bana alttan alta bakıyor. Ankara Çubuklu Duygu. Ben de sana alttan alta. Karşılıklı bakalım seninle. Ha? Sen inatçı, ben inatçı. Diyormuşsun ki otelde annen Sevgi de burada. Ne demişsin? Bir dakika. Bir dakika hemen. Bana ev vermezlerse ekibe soracağım. Yayını yıkacağım, ortalığı yıkacağım demişsin. Hayır. Ha? Hayır, öyle bir şey demedim. Dedin. Yani ortalığı soracağım dedin. Ne soracağım? Hesap soracakmışsın benden. Hayır, ben normal yani şu an benim gidecek yerim yok zaten bu olaydan sonra. Ben nereye gideyim? Annenin nereye yanı var. Ben istemiyorum ben seni. Annenin yanı var. İstemiyorum. Bak ben seni köyüne gitmek istemiyorum. İnsanları zehirleyeceksin. İnsanları zehirleyeceğim. İnsanları zehirleyeceğim. Daha hala senin beklentin böyle olsun, tamam mı? Beklentin böyle değil. Tamam, beklentin benim. Böyle senin. Niye Gülcan'ı söylemiyor? Adem'i söyle. Hepine benim ailemi karıştırıyor. Ben ailem için gelmedim ki buraya. Tamam da ben senin ailenin ve senin yüzünden böyleyim. Niye benim bu aileni? Adem'in senin Gülcan'ın alakası var ya. Sana şuraya kavga etmeye gelmedim ben. Demişsin ki ne? Demişsin ki annene. Dedi mi? Sen bunu söyler misin? Ben ortada falan böyle, gideceğim demedim. Sen böyle konuşmaya devam edersen Adem de Gülcan da Ayşe de senin yüzünden bana zarar verecekler demişsin. Hayır, onu yemin ederim ki öyle bir şey demedim. Dedi mi bana demedim? Öyle mi? Ki ya zarar veremez. Ya kaçaklar beni dedin şeyde. Hayır, ben dedim ki tamam senin yüzünden ya, senin yüzünden ben yanacağım dedim. Niye dedim? Sen bunu söylediğin için dedim ben onu. Ya Gülcan'dan ne arıyordun o pasta sen? Tamam sus, ben şurada şu an bunu konuşacağım. Mesela ben yolda yürüyeyim, artık polis üstümü arayacak. Sürekli üstümü arayacak. Yürüme yolda, koya git. İyi yapıyor, köye arasın. Yok ki bir şey. Bir şey yoksa temizsin, bir şey yok yani. Köye git, köye git. Beklentim bu. Parası be, benim başlık parası falan umurumda olsa seni okutma. Evet. Seni bile çıkarma. Parası karşılığınız beni parası verecekler diyor. Ailemi karıştırın. İhtiyacı yok ki senin aslında ailenin. Yok, babanın... gayet de onu diyordu vallahi. Adam bir tane tarla alacağım diyordu, şey senin sayende diyordu. Baban diyordu tarla, evet. Alacağım diyordu. Evet. Başlık yalan parası karşılığını verecek yani. Aynen, yalan söylüyorum. Yalan. Şimdi ailemi karıştırıyor. Niye Adem demiyorsun, niye Gülcan demiyorsun, niye Ayşe demiyorsun? Ne diyeyim? Adamların yanına gittim, Ayşe'nin yanına gittim. Başka bir şey yok. Bir şey söyleyeceğim, Ayşe bir melek mi? Hayır, Ayşe meleğe, siz böyle diyebilirsiniz. Benim hiç fark etmez yani. Ya, benim için, benim arkadaşım bitti artık. Duyurmak... Başkanlara yalvarıyorum. Canım benim ya. Başka anneler yanmasın ne olur. Bir yangı var ki ne içimde cayır cayır yanıyor ya. Ne olursun yalvarırım, bir el atın, el el. Başka anneler yanmasın diye burada oturuyorum ben. Çocuğumun yüzü yanmış. Didem Hanım, konuşamıyorum bile çocuğumla doğru dürüst. Yüzü yanmış. Bu başka anneler yanmasın diye ben burada oturuyorum. Amirlere, meminlere, başkanlara sesleniyorum. Sen gül. İlginç ilginç. Ev kokuyordu. Hangi ev ya? Bizim odamız. Niye kokuyordu? Hangi odamız? Burada bir misafirimiz var. Gelmiyor, gelmiyor. Nerede, nerede dediniz ya. Hatta babanın işte gösterdiği ev, bir tane burada yaşıyoruz, gelip burada Duygu burada yaşayabilir diye gösterdiği evde de yaşamıyoruz. Babana da tepki göstermiştin ya. Misafirimiz bir gelsin. Gelsin mi? Biliyorum, babam geldi. Heh, gelsin. Gidelim babanla. Gitsen kocana, ben gitmek istemiyorum senin kocana. Bir şey söyleyeceğim. Sana o evi, bir yıllık ev, o evde bütün senin üzerine tapusu yapılmayacak herhalde yani. Hangi? Sen, bir ev meselesi, iş meselesi var. Tamam, sen ben zaten işe gittikten sonra... Sen ben onu söylemem. Benim de tek şartım var, ben sana şunu ya söyleyeyim. Ya o zaman ben niye buraya geldim? Bak ben mesela bir işe giremeyeceğim bu olaydan sonra. Bir işe giremeyeceğim. Ben sana ancak annenin aynı çatı altında... Tamam, gelebilir, sıkıntı yok. Köye git demiyorum. Annenle aynı çatı altında yaşarsan... Ve zaman zaman da seni kontrol edeceğim, bakacağım. Ekibimi de göndereceğim. Belediyeden de gelecekler, bakacaklar. O düzenli bir hayatın varsa devam edeceksin. Yoksa o işi de kaybedeceksin, evi de kaybedeceksin. Hayır Didem, annen olmadan ben kimi, Ayşe'yle beraber oturmanın için ev mi vereceğiz sana ya? Kim verir ya? İnanamıyorum. Oldu yani. Burada da inayı yazıyor. Bana bir şey söyleyeyim mi Duygucuğum? Bazı şeyleri ya kabul edersin ya da kendi kaderini yaşarsın. Artık aklını başına toplaman lazım ya. Erdal Bey gelir misiniz lütfen? Bir yere kadar artık ya. Sabrım tükendi yani. Erdal Bey hoş geldin. Hoş bulduk Didem. Şimdi nereye oturacağını bilemedim. Eşin yanına mı oturmak oraya istersin? Oraya oturayım Didem Hanım'a. Tamam. İstersen bir sağ ol. Yok,
Babam burada. O gün gösterdiği evde beni oturtmayacak diyor. O oturtmayacak değil, o ev bizim değil. Benim bizim değil diyor. Bizim değil mi? Bizim o ev, şuncuk ne diyeyim de. Daha alt katta ortak, daha üç kardeşik biz. Daha yukarıdayım. Sana inan, bizim asıl yaşadığımız ev başka ev diyor. Yani senin eşin ve senin kızın, çocukların başka bir evde yaşıyormuş Didem Erdal Beyciğim. Didem Hanım, ben siz taşın oraya gidin diyorum ben oraya. Ya ben o evi diye, söyleyeyim, niye göstermek istemiyor, ben söyleyeyim mi? Düzen. Niye ben o evi göstereceğim bir, ama? Bir godada olduğu için göstermiyor, utanıyor o yüzden. Yok gösterdim ben. Allah, ben o evi göstereceğim. Şey utanacak bir şeyim yok. Şöyle nerede Allah, şu kadar? Utanacak bir şey vermesin. Tamam, o evi ben göstereceğim. Hazır mı o ev veterisi? Aslında Sevgi ve Duygu'nun yaşadığı gerçek ev. LED'e de verelim. Ben de LED'den izleyeyim. Ekrana getirelim. Sonra arkasından da Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de yayınlayacağım sevgili izleyicim. Orada çoban evimiz yani, öyle şey çoban değil. Evi değil. Çoban ama, evi değil. Ama biz çoban evinde yatıyoruz. Kim yaşıyor orada? Kim? Biz de kendi ailemiz kalıyordu orada. Orada hayvanlar var. Hayvanlara bak, o evin o yana 405 metre var Didem abla. Anladın mı? Senin eşin, Sevgi, sen nerede yaşıyorsun? O gördüğünüz evde yaşıyorum. Hangi gördüğüm evde? Telefonda... Ya yeni çekilen evde. Evet. Yeni çektiğimiz, ekranlara getireceğimiz. Ya senin kocanın gösterdiği o evde siz yaşamıyorsunuz. Yok ya, ev bizim ama yaşamıyoruz. Nasıl sizin o zaman ya? Yaşayamıyoruz. Ay bir ya, de bu aşkım diyorum, geldi. İllese de orada bizim hayvanlarımız var orada. Hayvanlarımız mecbur kalıyor orada biz. Çoban orada kullanıyor. Ellemeyin ya, kediyi ellemeyin. Bizim geçimimiz var, başka bir şey. Ya anladım da çobanların kaldığı yer. Senin eşin, çocukların o evde yaşıyorlarmış ya. Yaşıyor mu, yaşamıyor mu? Çoban senin... yok ki. Çoban yok bizim şeyde. Yok çoban, biz kendimiz yapıyoruz çobanları ama biz kendi orada kendimiz eğleniyor. Ya neyse, o evi gelsin sevgili izleyiciler, siz karar verin ya. O gerçekten yaşadıkları ev. Instagram'a da Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçmeyi de koyacağız şimdi o evi. Ama önce ekranlara gelsin, sonra hemen arkasına Instagram'dan bakabilirsiniz aynı anda da. Ha gelsin bir ekranlara, merak ettim evi. Gerçekten merak ediyorum. Siz bu evde mi yaşıyordunuz? Evet. İçeride musluk yok, su yok. Aynen, suyu ben taşıyordum. Suyu sen dışarıdan taşıyordun. Yani bütün yaz kış bu evde misiniz? Evet. Bu evde yaşıyorsunuz. Mutfağınız da yok. Evet. Yemeği nerede yapıyorsunuz? O şey, ikinci gösterdikleri evde. İkinci göster, yemeği orada yiyorsunuz. Burada gelip yatma, kalkma, uyuma falan burada yani. Aynen şey, o da önceden kilitliydi şey. Annesi, özür dilerim, annesi... banyo falan o meseleler. O bu da önceden var. Burada oluyordu, bir gödodan içinde. Mi? Yani bir daha gelsin sevgili izleyiciler ya. İzleyelim lütfen. Hanım. Ne oldu lan? Erdal başladı diyor ya. Gene. Böyleydi. Evde hep böyleydi. Sözümü dinlemedin. Çocuğunda hiçbir şey yoktu. Hiç. Alamat. Anana gitti bak. Köyümüz... Bir şey söyleyeceğim. Okuyunca mı böyle oldu? Didem Hanım. Köyümüzün 3000 nüfusu var. Ha. 3000. Her de çocuğa yaşırdı. Ne temiz çocuk ne şey, çocuk diye. Gitti bu kardeşine vermek için. Çocuğu kardeşine vermek için. Sevgi. Okuma şey diyordu bak. Benim çocuğum çok temiz bir çocuktu. Şunu mu söylüyorsun? Senin eşin yeğeniyle kızını evlendirmek için. Evet, evet, ondan evet. Sonra benim kızım, evet. Ondan sonra kimyası bozuldu diyorsun. Evet, ben vermek istemiyordum. Sevgi mi evlendirmek istedi? Bana okey. Allah söyledi. Ya biz aileyi konuşalım. Kulcanı konuşalım. Aşığı konuşalım. Ben bunlar konular için gelmedim ben buraya ya. Buna da tamam, dedim zaten. Ben buna da lafın dedim için ben senin evin yüzünden dedim. Ben çoktan çıktıydım televizyona dedim. Çıkamıyorum dedim.
Vallahi benim dedem eğitmendi. Eğitmen bunu çekecek de adam değil. Eğitmen ya bir şey söyleyeceğim. Ya. O apartman dairesinde senin annen dairede oturuyor. Senin bunun eşin... arkasındaki evde oturuyor tamam, şeyi. Tamam, senin eşin ve senin çocukların neden bu bir göz odada yaşıyorlar Erdal'cığım? Neden bir tanem? Gidin neden? Diyorum dedem. Abla ha, gidin diyorum. Gitmiyorlar. Gidin oraya diyorum. Zaten bu 5 senedir yok. 5 senedir yok. Ben bunu 5 senedir ezeli yazdım. Senede... Ayda bir kere ya gelir ya gelmez. 5 yıldır ayda bir kere ya gelir ya gelmez. Diyor ki babam beni sevmedi diyor. Bana ilgi sarın göstermedi otur, diyor. Ben... O evde gideceğiz, Ankara'ya gideceğiz. Çubuğa gideceğiz. O evde daha sonra benden alacak, oğluna verecek diyor. Yok ben alacağım şey telaş falan yok. Alabilir de almayabilir de. Ben sana güvenmiyor. Sana güvenmiyor Didem yani. Didem abla benim evim var. Alt dairem var. Biz 3 kardeşiz, alt dairemiz var. Sen ne istiyorsun? Kızına ne söyle bakayım, ne istiyorsun kızına? Kızımın eve dönmesini istiyorum ben. Konuş, gözüne bak, onun gözüne bak. Kızımın eve dönmesini istiyorum ben. Konuş, konuş bak. O evde otursun, o evde otursun bak. Ya ben senin kızın değilim, o senin kızın. Gözüne kızım, baksana. Bak, eve dön. Evimle gidin, oraya otur bak o evde sen. Bana yeter, ben çeçen arası yattım Didem Hanım. O binayı yapacağım diye ya çeçen arası yattım ben. O ev senin kızım. İsterim altta, boş altta otur, üstte otur sen. Altta hali de boş bak. Senin bunların. O kardeşlerim bir şey demiyor. Ben kardeşleri değil, kardeşleri falan kes. Kardeş sürekli kardeş yok, diyor. Kardeşler yolla böyle size zaten ya. Anan, kardeşlerin, bacıların, hayvanların. Sürekli her şeyden önce bir şey, olma, her şey bunlar gel senin. Olmaz, bunca ne adam konuşalım kızım hadi. Fark etmez, konuşalım. Fark hadi. Etmez yani. Nasıl gittin, nasıl götürdüler seni? Ben kendim gittim. Nasıl gittin, ne yaptılar seni? Bir şey yapmadılar. Kendim gittim. Kendi isteyip kendi kararlarım. Yoldaydın, neredesin? Ne, evdeyim, kendi evimdeyim. Kendi evimin kirasını kendim ödüyordum ben. Allah Allah. Nereden alacaksın kirayı? Çalışıyordum. Nerede çalıştın? Tekstilde, ütüde, ha. Ütü işi yapıyordum. Hepsini biliyorum oğlum ne yaptı ama evlat diyerek bağrıma basıyorum bak. Hepsini biliyorum. Çok güzel basıyordum valla. Hepsini biliyorum. Ev yok da çalışıyor. Evini görüyorsun değil mi? Biz bu evde yaşıyoruz. Evime herkes yaşıyor. O ev dört göz oda hapishane gibiydi bana. Hapishane gibiydi. Bu, o evde sen benim ruhumu öldürdün. Ben şunu söylüyorum. Nasıl kızım? Bir çocuğun ruhunu öldürmek de cinayettir. Toki değerin nasıl? Bir çocuğun ruhunu öldürmek cinayettir, anladın mı beni? Ama hiçbir zaman hakkımı helal etmiyorum. Üstüme hatıra... getirdiniz. Tamam kızım, doğru haklısın sen. Haklıyım ben. Haklıyım. Sen haklısın. Sen ne diyorsun, haklısın? Haklıyım. Bacının şey kızlarına sarıma bir git, uzak dur benden. Bak, bunun sebebi de sensin. Ben niyeyim de? Sebebi de sensin. Ben niyeyim diye. Ben seni de deyim. Bir sus, ben anlatıyorum. Ben sürekli emniyete senin yüzünden kaç kere gittim. Hırsızlıktan gittim. Kendi aldığım telefonumu şey... bulamadılar. Hiçbir şey bulamadılar. 4-5 kere sizin yüzünden ben emniyete gittim. Oradan kızım, çıkamadım. Kızım... çıkamadım. Kızım 15 yılda suç işlemişsin sen. 15 ne suçu yaşında. Ya? Ne suçu, ne suçu? Annen var mı senin? Bu da annen var. Karakoldan almış. Annesine teslim ettik. Polis idi bunu. Devletin yapma, polis idi itme bunu. Yapma, itme kızım. Git babanın. Annen ödümüş daha. Sarı. 15 yaşında suç işlemişsin. Bırak, sarıl. Bunlar gidelim. Şu an bu telefon çıkmasaydık. Şu an beni tek başıma bulsaydık. Yaparlardı bunu yani. Allah Allah. Atmayın. Düve yemin ediyorum bak, yaparlardı yani bunu. Senin madde kullandığını ben bilmiyordum. Bilseydim başka şekilde olurdu. Ya Allah Allah, bir hastaneye götür. Kendim paralıyım ya. Yemin ediyorum ya, bıktım senden ya. Vallahi bilmiyordum. Bilsem daha başka şekilde davranırdım sana. Sinirleniyorsun, niye sinirleniyorsun Duygu? Sevgi, tamam otur. Otur Duygu. Valide kala bakayım.